Evet, sayısal mantık sorularını anladıktan sonra 4 veya 6 soru cebinizde biliyorsunuz ki. Şimdi başlayalım. Soru tarzları vardır. Öncelikle sayı piramitlerinden başlayacağım. Bu videoda 3 tane sayısal mantık soru tarzı göreceğiz. Birinci soru tarzımız. Bu tip bir soru var. Gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 diye ilerliyor. Birinci satırda bir sayı, ikinci satırda iki sayı, üçüncü satırda üç sayı, dördüncü satırda dört sayı şeklinde ilerliyor. Zaten burada da açıklamasını yapmış. İşte ne demiş? İlk 19 satırın yukarıdaki verilen sayı piramidi ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir diyor. Sayılar birden başlayarak sırasıyla soldan sağa ve yukarıdan aşağı doğru artmaktadır. Piramidin en ince basamında en tane sayı vardır diyor. Bunu gördük zaten. Şimdi sizin bilmeniz gereken ne biliyor musunuz? Ardışık, bu ardışık sayılar değil mi? Arda arda geliyor. Aman Allah'ım. Şimdi ardışık sayı deyince hemen korkmuyoruz. Ardışık sayı birden başlayarak 1, 2, 3 diye ene kadar giden sayı değil mi? Bunun toplam formülünü hemen size veriyorum. Şimdi bu birden başlayarak böyle teker teker artarak gidiyorsa bu en ya. Eni alıyoruz, bir fazlasıyla çarpıyoruz ve ikiye bölüyoruz. İşte bunların toplam formülü oluyor. Şimdi sorumuza geçecek olursak ne diyor sorumuzda? 125 sayısı piramidin kaçıncı basamağında yer alır diyor. 125 sayısı. Şimdi arkadaşlar bu en dediğimiz ifade ne olacak biliyor musunuz aslında? Burada bir satır var ya en birinci satır ene 1 diyeceğiz. İkinci satırdaki ene 2 diyeceğiz. Üçüncü satırdaki ene 3 diyeceğiz. Bu formülü uyguladığımızda ne oluyor? Ene 1 dedik ne oldu? 1 çarpı 2 bölü 2'den 1 oldu. Ene 2 dediğimizde 2 çarpı 3 bölü 2'den 3 oldu. Bu şekilde değer verdiğimizi buluyoruz. Bulduk ya, bakın neleri bulduk. 1, 3, 6, 10. Fark ettiyseniz en sondaki en büyük sayıyı buluyoruz bu formülü uyguladığımızda değil mi? Bu cepte, bunu biliyoruz artık. Bana ne diyor? 125 sayısı piramidin kaçıncı basamağında yer alır diyor. Şimdi bakalım bir. Şimdi bu 19 tane satır varmış. Diyelim ki 15 olsun diyorum. Enim 15 olsun. Yani 15. satırımda neler var bakalım. 15, 15 çarpı, güzelce yazayım bir dakika. Şimdi 15 dedik ya, 15 çarpı 16 bölü 2 diyelim, tamam mı? Formülümüzü uyguladık. N çarpı N artı 1 bölü 2. Enimiz 15. satır, 15. satırın son sayısında şuradaki sayıda ne varmış onu buluyoruz. 15 çarpı 8 kaç eder? 120 eder değil mi? Yani 15. satırın şu en son kısmında 120 sayısı var. Bana ne diyor? 125. sayı piramidin kaçıncı basamağında? 15. satırda bu varsa bir alt satırda yani 16. satırda da 125 sayısı vardır. 120, 121, 122, 123, 124 diye ilerler değil mi? Evet, bunu bulduk. Cevabımız 16. Diğer sorumuza bakalım. 19. satırdaki x sayısı kaçtır? X sayısımız nerede? Burada. 19. satırda. Tamam. 19. satır diyor ya. Şimdi 19. satır 19 çarpı formülümüzü uygulayalım. 19 en 19. 19 çarpı 20 bölü 2'den ne oluyor? 190 oluyor değil mi? Demek ki şuradaki sayım benim 190. Ben bunu biliyorum artık. Şimdi burada 19 tane sayı var. Onu biliyorum. Şimdi şöyle anlatayım. Şimdi burada 2 tane sayı var. Peki kaç aralık var 2 ile 3 arasında? 1 aralık var. Burada 3 tane sayı var. Peki kaç aralık var? 1, 2, 2 aralık var. Yani bir azı kadar aralık var. Burada 19 tane sayı var. Peki kaç tane aralık var? 18 tane aralık var. 190'dan 18 çıkartırsam da buradaki x sayısını bulurum. 190'dan 18 çıkartıyorum. Kaç buluyorum? 172 benim cevabım. Şimdi daha hızlı anlatmaya çalışacağım. Şimdi evet, telefon tutması için buradan destek alıyorum. Buna bakmayın. Şimdi diğer soru tarzına geçelim. 2, 4, 6, 8, 10, 12 diye gidiyor. Bakın çifter çifter artıyor. Yani bu nedir? Ardışık çift sayıdır. Peki size söyleyeyim. Ardışık çift sayıların formülü neydi? 2, 4, 6, nokta nokta artı 2 n'e kadar giden sayıların formülü. Toplam formülü n çarpı n artı 1. Şimdi arkadaşım burada 2n diyor ya, buna dikkat et. Bunun yarısı n oluyor. N çarpı n artı 1. Ama bizim n'imiz yine burada ne oluyor? Burada n1 yine, burada n2, burada n3 diye yapıyoruz. Şimdi ben n'e 1 verdiğimde 1 çarpı 2'den ne oldu? 2 oldu değil mi?
Yani şuradaki sayıyı elde ettim. N'e 2 verdiğimde ikinci satırda 2 çarpı 3'ten 6 yine son sayıyı elde ettim. N'e 3 verdiğimde 3 çarpı 4'ten 12 yine buradaki en son sayıyı elde ettim değil mi? Ben bunu biliyorum. Bu cepte. Bana ne soruyor şimdi? Birinci sorumuza bakalım. İlk 15 satırda toplam kaç sayı vardır? Şimdi birinci satırda kaç sayı var? 1 sayı var. İkinci satırda kaç sayı var? 2 sayı var. Diye gidiyor gidiyor gidiyor. 15. satırda kaç sayı var? 15 sayı var. Bana bunun toplam formülünü soruyor. Yani ardışık sayının toplam formülü neydi? N çarpı N artı 1 bölü 2'den 15 çarpı 16 bölü 2'den kaç çıkıyor? 120 çıkıyor cevabım. Şimdi ikinci sorumuza geçelim. Hemen 19. satırdaki x sayısı kaçtır? X sayısı burada. Bakıyorum 19. satırda. Hemencik ben N çarpı N artı 1 formülümü uygulayarak son sayıyı bir bulayım. 380. Son sayıyı buldum. Yani şuradaki sayım benim 380'miş. Bu ikişer ikişer azaldığına göre 380'den 2 eksiltirsem kaç kalır? 378 benim x sayım olur. Değil mi? Evet. Bu şekilde hızlı anlatacağım soruları. Bu benim çünkü tekrar etmem için daha sonra izleyebileceğim videolardan olacak. Üçüncü ve son ters sorumuza geçelim. 1, 3, 5, 7, 9. Aa ne oluyor bu? Ardışık tek sayılar değil mi? İkişer ikişer artıyor ama tek sayı. Şimdi ardışık tek sayıların formülü neydi toplam formülü? 1, 3, 5 diye gidiyor. Sonunda 2 n eksi 1 var. Formülü n kareydi. Şimdi bakalım. Birinci satır n'e 1 dediğimizde 1. Tamam 1. N'e 2 dediğimizde 4. Peki 4 nerede burada? 4 ortada. Bakın ortada. Ortanca sayıyı buluyoruz. N kare formülünü uyguladığımızda. N'e 3 verdiğimizde 9. Bakın ortanca sayı. Evet. N'e 4 verdiğimizde 16. Bakın ortanca sayı. Değil mi? Ortanca sayı buluyoruz. Tamam. Bunu bu cepte. Şimdi diğer bunun sorularına bunun 4 tane sorusu var. Düşünsenize. KPSS çıktı. 4 tane soru cepte. Piramidin ilk 12 basamağında toplam kaç tane sayı vardır? İlk 12. Birinci basamağında 1 sayı. İkinci basamağında 2 sayı. Üçüncü basamağında 3 sayı. Diye gidiyor gidiyor. 12. basamağında. Biz toplam formülünü uyguluyoruz. Neydi? N çarpı N artı 1 bölü 2'den 12 çarpı 13 bölü 2'den ne oldu? Cevabım 78 oldu. Diğer sorumuza geçiyoruz. Piramidin 10. basamağından soldan ikinci sayısı kaçtır? Şimdi 10. basamağında. 10. basamağında hemen formülü uyguluyorum. N kare formülü. 10'un karesi ne eder? 100 eder. 10. basamağında. 10. basamağında kaç tane sayı var? 10 tane sayı var. Şimdi ortasındaki sayıyı buldum. 100. 5 sayı burada, 5 sayı burada var. 100'den 1 eksiltiyorum. Tek sayılar 99. 100'den 1 arttırıyorum. 101. Yani burada 5 sayı var. Burada 5 sayı var. Bana ne diyor? Soldan ikinci sayı diyor. Şimdi 99 eksilt, 2 eksilt 97, 2 eksilt 96, 95, 2 eksilt 93, 2 eksilt 91. Soldan ikinci sayım ne oluyor? 93 oluyor. Peki bu çok fazla bir sayı da olabilirdi. Bunu tek tek azaltarak gitmeyeceğiz. Nasıl yapacağız biliyor musunuz? Burada bunu 99 buldum ya. Burada 5 tane sayı var değil mi? 1 eksilt 4 tane aralık var. İkişer ikişer azalıyor. 4 kere 2 8. 99'dan 8 çıkar. 91. İlk sayıyı bulduk. Şimdi 2 topla 93. Diğer soldan ikinci basamağı bulmuş oluyoruz. Bu da kısa yolu oluyor. Piramidin 10. basamağındaki sayılar toplamını sormuş. Şimdi eğer bu ardışık tek sayı dediyse bunun bir formülü var. Ardışık tek sayılarda mesela ardışık tek sayılarda 10. basamağındaki sayılar toplamını soruyor. Eğer tek ardışık tek sayıysa diğerlerinde bu formül uygulanmıyor. Küpünü alıyoruz direkt cevabımız çıkıyor. Mesela örnek olarak bu ikinci satırdakilerin toplamı nedir? 2'nin küpüdür. 2'nin küpü 8'dir. 5 artı 3 8'dir. Diğerlerini de uygulayabilirsiniz. Sonuç doğru çıkıyor. Şimdi diğer sorumuza geçelim. 257 sayısı piramidin kaçıncı basamağındadır diyor. Şimdi ben ne yapıyordum? 257 sayısı. Şimdi n kare deyince ben ne yapıyordum? N kare deyince şey buluyordum değil mi? N'in mesela 16 olsa 16'nın karesi ne olur? 256 olur. 16. satırda demek ki ortanca sayım 256 ise bundan bir sonraki 257 yani 16. basamağında oluyor demek ki 257 sayısı. Böylelikle cevabımız ne oluyor? Cevabımız 16 oluyor. Evet. Böylelikle ne oldu? Sayısal piramit, sayı piramitleriyle ilgili 3 soru tarzı öğrenmiş olduk. Sayısal mantığı da bu şekilde halledeceğiz. Oynatma listesine bakarsınız. Abone olmayı, Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.